Cahreyn olayı tabii ki. Geçen haftadan beri gerçekten çok ilginç şeyler yaşandı arkadaşlar. Çok garip şeyler yaşandı. Onlara bakalım tek tek isterseniz. Mesela bakın. Acayip bir şekilde bu şeylerden de öyle. Hemen şuradan bulayım size arkadaşlar. Bak abi, Halk TV. Bak Halk TV. Bu ilk başla başlattıkları. Bundan sonra daha neler neler söyler abi. Sözcü TV'de olsun, Halk TV'de olsun zaten yanlış kanallarda da böyle. Bakın ne demiş abi. Gözaltına alınan Jahren ismiyle bilinen Ahmet Sonuç hakkında tutuklama kararı verildi demiş. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci. Jahren'in tutuklandığını açıkladı. Değirmenci şu ifadeleri kullandı. İlk sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rocker Pak Evil kullanıcı isimli Pungent 666 Rumuzlu. Yani Ertürk Kösen ve Jahre'nin Rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç. CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi. Şimdi burada eğer iftira atıyor derlerse bu adama büyük çıkacak diyecek ki bak işte kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Ertürk Kösen ve Jahre Numuzlu kullanıcı. Yani ikisi ayrı aslında kanka falan diyecek büyük ihtimalle ama bunun kasıtlı olarak böyle servis edildiğini ve ilk defa Halk TV'nin de yorumsuz bir şekilde ya biz dijital baş şeyin koordinatörlüğünü yorumsuz bir şekilde paylaşıyoruz yani. Deyip işin içinden çıkmasın daha doğrusu bunu servis etmesini bu şekilde gördük abi. Ben TV yüzde miydi neredeydi? Gene aynı şekilde Ahmet Sonuç isimli işte Jahrenlikli kullanıcının kız çocuklarına chat odalarında kız çocuklarına ahlaksız sözler söylemesi üzerine gözaltına alındı falan diye bunun servis edildiğini. Tekzip üstüne tekzip isteği yolluyorlar. Yalnız böyle bir saçmalık olamaz. Yani sen iftirayı at. Sen iftirayı at ondan sonra avukat teksi bile uğraşsın. Böyle bir şey var mı abi? O zaman ben milletin anasını avradan söveyim. Ben diyeyim ki mesela filanca yayın organı FETÖ'cüdür. Öteki yayın organı FETÖ'cüdür. Öteki yayın organı FETÖ'cüdür. Sallayayım. Bana da deseler ki sen bizi iftira attın. Ha öyle mi? Teksip yollayın da okuyayım o zaman diyeyim. Ondan sonra da başka bir zamanda o teksipleri okuyayım. Böyle bir şey var mı abi? Bunu bildikleri halde neden yapıyorlar? Çamurat izi olayını çok iyi biliyorlar. Bakın benim çevremde bile ben şimdi bizim filmin sonunda konuk olarak Jahren çıkacak falan muhabbeti yaptım ya. Bazı birkaç arkadaş çıktı dedi aa nasıl olur ya onunla nasıl şey yaparsın. Kimse seyretmez tepki çekersin falan filan olmaz kesinlikle. Kimse çalışmaz sizinle falan ne oldu ya dedim. Hayır de dedim. Duymadım mavi dedi. Jahren chat odalarında kızlara küfür ediyormuş. Ya işte olay bu arkadaşlar. Şimdi bizim görmeyeceğimiz, duymayacağımız şekillerde. Hani sürekli Reddit'lerde, ekşilerde falan işte Efe Aydal kadın düşmanlığı yapıyor. Efe Aydal ırkçılık yapıyor falan diyorlar ya. Ve bu suç değil ya ilginç bir şekilde. Onun da sebebi bu işte. Mesela XY programında YouTuber'lar çıkartılıyor. Büyük ihtimalle ben ben mesela sihirli bir şekilde ben çağrılmıyorum. YouTuber'lar çağrılıyor ben sihirli bir şekilde çağrılmıyorum. Arka planda neler döndüğünü ama yavaş yavaş anlayabiliyorsunuz, değil mi? Adamlar Jahreyn'i bana anlatıyor. İşin içindeyiz biz ha. Biz işin içindeyiz adamlar Jahreyn'i bana anlatıyor. Şey gibi işte. Bize dini öğretmeye çalışan ergenler gibi. Abi duydun mu? Abi duydun mu? Jahreyn chat odalarında küçük küçük kızlara küfrediyormuş abi. Evet. Bununla ilgili çok şey konuşulabilir. Bence çok güzel bir tartışma konusu. Yani böyle biraz daha düzgün bir adamın bunu yaşaması o kadar güzel tartışma konusu olmazdı. Jaho gibi bir adamın bunu yaşaması daha güzel bir tartışma konusu. Çünkü Mesela o küçük kızlara küfür ediyor Muhabbeti ya da küçük kızlara uygunsuz şeyler söylüyor. Muhabbeti zaten iki yönlü. Birincisi diğer şu eleman var ya, EK Ertürk neydi? Köse miydi? Mesela o hiç ünlü olan bir adam değil yani. Hiç doğru düzgün ünlü bile değil o herif. Tamam mı? Twitter Space odalarında böyle işte yok kız çocuğum olsa şunu yaparım. Kızım olsa bunu yaparım. İnsel diye şey açmışlar. Yani bu adam o bile garip. Yani kendi kendisini tutuklatmak için mi böyle yaptı? Ya altından bak bu çıkarsa çünkü biz diyorum ya biz açılım dönemini gördük. Ergenekon dönemini gördük. FETÖ'cülerin yaptığı işleri gördük. Artık ben hiç kimsenin hiçbir şey yapacağına şaşırmam yani. Bu adam neden kendi kendisini bilerek içeri attıracak bu şekilde konuşur? Neyse abi o konuşuyor o konuşunca bunu alıyorlar. Bunu aldıktan sonra yanına da Jahoy'u alıyorlar. İkisini yan yana götürüyorlar. İşte sapıklar diye. Ve şeyi çok iyi biliyorlar. Yani böyle kendisine istediği kadar entel, dantel, entelektüel işte biz ülkenin aydınlık yüzüyüz, biz zeki adamları falan diyen kişilerin bile şu günlerde böyle ağzına sakız çiğnerken dedikodu yapan teyzelerden farkı olmadığını biliyorlar. İşte sen e, Ayşe'yi biliyor musun? Aşiftelik yapmış, şırhıntırık yapmış, ile e, kırıştırıyormuş deyip ondan sonra ondan duyup aa sen işte görüyor musun aşifte Ayşe patronuyla karıştırıyormuş falan diye arkadaşına anlatan kişilerden farksız olduğunu görüyoruz. Onlar altın günlerini yapıyor bu işi. Bu kendisine Türkiye'nin aydınlık yüzü diyen tayfada Reddit odalarında Twitter üzerinden ya da işte ekşiden falan yapıyorlar. Oradan görüyorlar. Aa Jahren küçük kızlara küfür etmiş. Küçük kızlara cinsel taciz uygulaması yapmış. Aa öyle mi kanka? Hemen bunu alıp dur bakalım bir kanıtı ne acaba deyip onu düşünmeden bunu ondan sonra başkalarına servis ediyorlar. Ondan sonra birkaç kişi bana servis edince ben fark etmiş oluyorum. Ben duymasam kendi aralarında bunları konuşuyorlar işte. Kendi aralarında bunları konuşuyorlar abi. Hani dinciler, dinsizler hakkında böyle acayip acayip hikayeler uyduruyorlar ya. Bu da onun gibi bir şey. Bu bir. ikincisi de şöyle bir şey var. Jao, Jaoğlu'nu yapıyor tabii. Kızın teki buna. Ama o 20 yaşının üstündeymiş. Zamanında obez diyor. Kız, e, Jao da buna işte uğraşıyor e, Küçük memeli diyor Sonra bu kızı küçük kız diye servis ediyorlar Küçük kıza küfretti falan diye servis ediyorlar Küçük kızla da çıkabilirdi Yani uğraşmaması lazım Uğraşıyor işte ne yapacaksın Yani yarın bir gün 18 yaşında küçük bir kızla çıkabilir Uğraşıyor uğraşmayacaksın abi Ne bileyim işte ya Jaho olmak değişik bir şey Ama görüyorsunuz hepimizden daha çok takipçisi var Hepimizden daha çok gündem oluyor <laughs> Biz dikkatli oluyoruz da ne oluyor ben o kadar eminim ki abi. Bak ben şunu o kadar eminim ki. Halk TV'de mesela veya onların bu basınında falan bu bizim teyzelere, rozetli teyzelere falan şey dese. Jahren diye birisi varmış chat odalarında kızlara tecavüz ediyormuş dese. Hiçbiri de sorgulamaz. Chat odası ne ya acaba falan diye. Ciddi ciddi onu böyle fiziksel bir oda sanarlar. Bak hiç abartmıyorum. Hiç abartmıyorum abi. Onu böyle ciddi ciddi fiziksel bir oda sanarlar. Böyle odalara odalara girip o odalardaki kızlara böyle kızları taciz ediyormuş falan diye. Bir de bize anlatırlar. Duydun mu evladım? Evladım duydun mu? <laughs> Jahren. Jahren çet odalarında kızlara tecavüz ediyormuş. Durdum duydu Kızlara bir de böyle hani böyle dalıyor odaya tamam mı? Dalıyor odaya abi. Çok acayip bir iftira kampanyası. Çok acayip koordine. Bakın birçok kişi şuna dikkat etmedi mesela. Şunu konuşalım. Mesela Geçen hafta size şunu demiştim ya. Jao şu anda neden? Hangi sebeplerden dolayı içeride? Tamam mı? İki sebep. Başka hiçbir şey yok. Yok chat odalarında kızlara bilmem ne yapmış. Ya, öyle bir şey yok amına koyayım. Öyle bir şey yok zaten. Bu muhalif, kendisine muhalif diyen basın o şekilde servis etmeye devam edebilir. Öyle bir şey yok zaten. Öyle bir iddia yok zaten ortada. Öyle bir şey yok zaten. Ama demiştik ya neden içeride diye. Ve o zaman şunu demiştik geçen hafta. Bir baldız muhabbeti işte o baldız muhabbetinden dolayı içeride bir de o çocuğunun Bora Emir muhabbeti var ya o da belki o kesin değil demiştik. Şimdi ben gene avukat Burhi ile konuştum tamam mı? Olay neymiş biliyor musunuz? Çok değişik bir olay bakın. Sadece baldız olayından giriyor tamam mı? Burhi bunun yanına gidiyor. Bunlar böyle sanırım bir gece boyunca falan böyle veya işte çok uzun bir süre boyunca konuşuyorlar. Nasıl yapabiliriz bu işi? İşte savunmamızı nasıl yaparız? ne yaparız, ne ederiz falan konuşuyorlar, plan yapıyorlar şu bu. Ondan sonra bir tane daha dosya geldi avukat bey diyorlar. Bir tane daha dosya geldi dedikleri işte oğlunun Bora Emir'in o muhabbeti. Şimdi onunla ilgili de konuşacağız. O muhabbetiyle ilgili. İşin ilginç yanı şu. Daha avukata dosya gelmeden, daha jahren bu suç duyurusundan haberdar olmadan, daha olay resmileşmeden Basına servis ediliyor. Basına servis ediliyor. Basında deniyor ki oğlundan oğlunun işte oğlayla ilgili şöyle bir muhabbet yaptı da o yüzden. Öyle bir şey yok ama ortada. Daha bu ortaya çıkmadan önce basında çıkıyor. Bakın arkadaşlar hangi dönemim işte bu. Ondan sonra bana istedikleri kadar desinler. Ben görüyorum. Ben görüyorum amına koyayım. Şey diyorlar. Jaren'i de Ergenekon dönemine benzetti falan. Bu ne amına koyayım? Hadi açıkla o zaman. Sik kafa. Sik kafa. Açıkla hadi bunu. Bunu hadi açıkla. Avukatın eline geçmeden. Daha Jaho'nun eline geçmeden. Daha bu suç duyurusu yokken medya bunu nasıl bildi de servis etti? Ha? Hadi bunu açıkla aga. Sen neyi kastı? Ben hiçbir şey kastetmiyorum. Ben sadece soru soruyorum. Bu olay ortaya çıkmadan, bu olay daha gerçekleşmeden basın nasıl bildi bunu? Böyle bir sebepten dolayı içeri girin. Daha ortada do dosya yok. Kim kime servis ediyor bu işleri? Bana açıklayın aga. Ben ben soru soruyorum sadece. Değil mi? Soru sormak benim hakkım. Bana bunu açıklayın mesela. Bora Emir olayı suç sayılmalı mı? Onunla ilgili de konuşalım. Bence Jaho'nun klasik yaptığı leş muhabbetlerden. Abi yapma amına koyayım şöyle muhabbetler. Yapma şöyle muhabbetler. Ama işte diyorum ya. Herifin bizden daha çok takipçisi var. Belki de her şeye rağmen adam bu tür konuşarak daha başarılı. Biz dikkat ediyoruz. Biz o kadar başarılı değiliz. Ama bence yapma amına koyayım. Neyse ben fikir verecek değilim. Akıl verecek değilim kimseye. Başkası da bana akıl verince ben sinirleniyorum çünkü. Abi insanları sinirlendirme falan kızdırma kızdıracak şeyler işte çomak sokma falan deyince ben de kızıyorum o yüzden bir şey demeyeceğim. Şöyle bir şey var ama. Bu suç mu? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu bakımdan suç olarak isnat ediyorlar. Sen kendi çocuğunu işte bu şekilde cinsellik mi? Çünkü öyle bir şey diyor ya. Ne olur işte benim oğlum damat olsa. işte karşısındaki arkadaşın da kızı olacakmış da. Jahon'da da oğlu olacakmış daha bunların çocukları yok. Jahon da diyor ki ne olur işte benim oğlum. ...senin damadın olsa, evlenseler... ...işte benim oğlum senin kızın becerse ne olur diyor. Ya becerse değil de daha ağır bir şey söylüyor. Onu anladınız siz. Şu muhabbeti yapma zaten. Ama bu şekilde küfürlü konuşmak suç ise... ...ben de derdim ki... ...abi konuşmasaydın küfürlü. Bak işte suç işlemiş oldun. Ama adamın suç isnadı o değil. Adamın suç isnadı şu. Çocuklara cinsellik... ...veya işte aynen çocuklara cinsellik yaptırmaya çalışıyor. Suç isnadı bu. O yüzden zaten geliyorlar işte bir işte aile bakanlığından mı ne gelmişler ya çocuğa bakmaya çocuğun durumu nasıl halam diye bakmaya gelmişler ya. Çünkü şu şekilde düşünüyorlar. Siz şimdi ço yani çocuğuna bu şekilde konuştun. Çocuğunla ilgili bu şekilde konuştun. Acaba sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Gerçekten de çocuğuna bu şekilde şeyler mi yaptırmaya çalışacaksın? Şeklinde. O da ayrı bir şey de. Yani bu arkadaşlar tamamen şu. Porçay şey yapmıştı ya. ...ot içme muhabbeti yapmıştı ya. Ot içmeyle ilgili bir parodi rap yapmıştı ya. İnsanlar da daha doğrusu birileri de çıkıp... ...ben onu ciddiye aldım. Sen ot içmeyi tavsiye ediyorsun. Deyip adama ceza verdiler falan. Harbiden de ceza verdiler bu arada adama. Bunu da işte yani adam ahlaksız konuştu, küfürlü konuştu falan diye değil. Onun bir suçu var mı? Yani küfürlü konuşmak çocuklarla ilgili suç mu ben bilmiyorum ama... ...isnat ettikleri suç sen çocukları cinsellik yaptırmaya mı çalışıyorsun... Yani o söylediklerini ciddi almışlar ve diyorlar ki sen işte bu çocuğa cinsellik mi yaptırmaya çalışıyorsun? Şimdi öyle olunca kanıt topluyorlar. Zaten tutuklanma vesaire vesaire olayları da daha çok bu. Yoksa öteki baldız hiçbir şey yani. Baldız olayının bak o da çok ilginç. Çünkü baldız muhabbetin yatarı bile yok. Sen baldız olayından dolayı tutukluyorsun. Yatarı bile olmayan bir şey için tutukluyorsun ama. Yani bunun kumpas, iftira vesaire vesaire. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum abi ama siz ne, neyin ne olduğunu anladınız değil mi? Neyin ne olduğunu anladınız abi. Zaten neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Java da çıkacak. Çıkacağını umuyorum. Çıktıktan sonra da bakalım ne olacak. Onu merak ediyorum gerçekten.